Ich würde jetzt an Nasan kommen und von dem doch schwierigen ökonomischen Thema runterbrechen auf den Alltag der Menschen in der Türkei. Kannst du uns sagen, wie die Krise erlebt wird von den Menschen in der Türkei? Wie beeinflusst der tatsächlich den Alltag? Türkiye'de kriz çıktığı zaman böyle bir şeyde Twitter'da hashtag vardı. Hepimiz aynı gemideyiz diye. Uzun süre bu hashtag dolaştı. Çünkü kriz herhalde sanırım bu kadar bölünmüş, polarize olmuş toplumda hani bir birliktelik hissi yaratabilir mi gibi bir düşünce oldu. Ama çok kısa zamanda bu aynı gemideyiz'e bir cevap geldi ki bence bu cevap çok doğru bir cevap. Hayır, hiç aynı gemide falan değiliz. Yani aynı gemideyiz demek Türkiye'deki bütün sınıf çatışmalarını görmezden gelmek gerekir. Bir tek sınıf görmezden gelmek demek olur. Bir tek sınıf çatışmaları değil, bütün çatışmaları. Şimdi Türkiye'de çünkü zaten var olan diyeyim iç savaş daha da derinleşti. Ekonomik alanda da çok ciddi bir mücadele var. Bu ekonomik krizin şeyini, ekonomik krizin bedelini kim ödeyecek? Yani biliyorsunuz İzlanda'da ekonomik kriz olduğunda da böyle bir çatışma olmuştu. Hani İzlanda bir ara tamamıyla iflas ettiğini açıkladığında. Ama bir noktada krizin bedelini bankaların ödemesi okeylendi İzlanda'da ve biraz o şekilde çıktı krizden. Türkiye'de böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani Türkiye'de kesinlikle üst sınıflar, işte iktidar blokları, bankalar, büyük sermaye bu bedeli, yani krizin bedelini alt sınıflara, orta alt sınıflara ödetmek konusunda bütün silahlarını kuşanmış durumdalar. Bunu hem alınan ekonomik kararlarda görebiliyoruz, hem de gene en yakın zamanda, belki daha sonra daha fazla konuşuruz, işçilerin eylemlerinde devletle sermayenin yaptığı işbirliğinde ve uygulanan korkunç şiddette görebiliyoruz. Böyle baktığınızda yani kaybedeni krizin tabii ki işçi sınıfları, yani bu konuda hiç şüphe yok. Türkiye'de çok ciddi bir borçlanma dönemi yaşandı. Bu borçlanma dönemi yani bir tabii ki muhafazakar dediğimiz ama yani muhafazakar dediğimiz hayat hayali, bir işte orta sınıf muhafazakar hayatı kurma arzusuyla son derece bezenmiş bir ciddi kredi çektirtme ve borçlandırma sistemi vardı. Herkesin bir arabası olsun, bir evi olsun, işte ne bileyim çocuğu özel okula gitsin vesaire. Ondan dolayı bir kere korkunç büyük bir borçlanma var Türkiye'de. Ben şu anda gündelik hayattan bahsediyorum. Yani firmaların borçlanması, dış borçlanma, bunlardan bahsetmiyorum. Gündelik hayatı sordunuz, gündelik hayattan bahsediyorum. Yani insanların korkunç borçları var ve bu borçlar hani işte Merkez Bankası'nın faizleri de arttırmasıyla, yani bu ekonomik olarak doğru karar, yanlış karar, ondan bahsetmiyorum gene, insanlar için bir felakete sebep olmuş vaziyette. Aynı şekilde tabii ki doların bu kadar yükselmesiyle birlikte de benzer şeyler oluyor. Yani orta alt sınıflar bu yeni hayatı talep etmiş, o yeni hayatın kodlarını gerçekleştirmek için çok çeşitli kapitalist ilişkilere girmiş olan bütün alt sınıflar, orta alt sınıflar kaybedecek. Ama ben kadınların üstünde birazcık daha fazla durmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de aynı zamanda kadınların da
ciddi başka yönlerden de saldırı altında olduğu bir dönemdeyiz. Ve bu saldırılarla ekonomik kriz bir araya geldiğinde ekonomik krizden en fazla da kaybeden kadınlar olacak. Kadınların bugüne kadar ayakta durmasını sağlayan şeylerden bir tanesi kadınları temel olarak hedefi haline getirmiş olan sağlık ve yoksulluk programlarıydı Türkiye'de. Yani bu yoksulluk ve sağlık programları ciddi şekilde kadınların lehine işleyen programlardı. Şimdi bu programlardan teker teker geriye adım atıldığını görüyoruz. Ve zaten ataerkilliğin içinde kıskaca alınmış kadınların bu ekonomik gerilemeyle birlikte daha da fena duruma düşeceği belli. Zaten buna hazırlık olarak AKP çok önemli kadınların iş gücüyle ilgili kanunlar geçirmişti. Kadının esnek evde evden iş yapmasına, esnek iş yapmasına, yarı zamanlı iş yapmasına yönelik kadının geleneksel rollerini pazara sokmaya yönelik bütün bunlar da zaten bu krizde kadınların emek piyasasına en alt taleplerle, en alt ücretlerle girmesini garanti haline almıştı. Bunun dışında ama kadınlar işte gittikçe daralan gelirle yemek yapmak zorundalar. İşte çocukların eğitim şeylerini söylediniz mi? Eğitim Türkiye'de böyle her hafta bir şey toplanır. İşte bayrama şunu al, şu, aman Cumhuriyet Bayramı var, bayrak alacağız falan filan diye. İşte ailelerin onları, kadınların yine onları bulması gerekecek. Kadınların sağlık ocaklarında şimdi birdenbire getirilmiş olan minimum paraları ödemesi gerekecek. Şeyden çıkartılan, sigortadan çıkartılan ilaçları bulmaları ve onların paralarını ödemeleri gerekecek. Eşleriyle büyük bir mücadeleye girecekler. Para nereden kısılacak? Ve bu mücadelede o ataerkil yapının içerisinde kadınlara sadece yoksullaşmayla değil, aynı zamanda şiddetle de geri dönecek. Bu sebeplerden dolayı ben ekonomik krizin en çok kadınları etkileyeceğini düşünüyorum. Böyle cevap vermiş olayım.